Daha geçen gün ödül aldığı törende kocasının aşkına aşık olduğunu söyleyen Neslihan Atagül çiftinden maalesef kahreden haber geldi. Yatakta görüntüleri bulunan Kadir Doğulu açıklama yapacak sözünün olmadığını söyledi. Neslihan bu yanlışı kabul edemeyeceğini söylemişti ve sonrasında gelen haber ise sevenlerini yasa boğdu. Aslında Neslihan da her şeyi biliyordu ama bu olaya sessiz kalmış her şeyi seren serengil mahvetmişti. Yaprak dökümünün küçük kızı diye tanıdığımız Neslihan Atagül Kadir Doğulu ile yolları kesişmiş ve bu büyük aşklarını 2016 yılında evlilik ile taşlandırmışlardı. Birbirine çok yakışan çiftlerden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya maalesef nazar değdi. Geçtiğimiz gün ödül aldığı törende konuşan Neslihan, "Ben hiç Kadir'in bana aşkıyla ilgilenmedim. Ben onu o kadar çok seviyorum ki, onun sevgisine hiç bakmıyorum bile" demişti. Gecenin Ucunda dizisinde birlikte rol alan çift, yılbaşı gecesi o ses Türkiye'ye konuk olmuş, anlattıkları hikaye ise çalıntı çıkmıştı. Çift gelen yorumlara sessiz kalırken, önceki gün ise Kadir Doğulu yarı çıplak haliyle Neslihan Atagül'le fotoğraflarını çektirmiş. Çiftin yarı çıplak ve yatak fotoğraflarını çeken Üçüncü kişi ise merak konusu olmuştu. Birbirine çok yakıştırılan çiftin aslında evlerinin içinde kopan kıyameti Seren Serengil ortaya çıkarttı. Birçok evliliklere kötü yorumlar yapan Seren Serengil, Neslihan Atagül'ü can evinden vurdu. Önceki gece Atagül sosyal medyada resmini paylaşmış, böyle bir gece notunu düşmüştü. Seren Serengil ise çok güzel bir kızsın, yazık etme kendini, ihanete uğruyorsun diye yorum yaptı. Adı Türk'ün yasak aşk iddialarını yalanladığını söylemiş. ''Ama Serengil Kadir'in adının çıktığı kız bizim de arkadaşımız. Onunla konuştum. Neslihan, Kadir'in bu kızla birlikte olduğunu öğrenmiş ve büyük olaylar çıkmış. Kadir ve Serra aynı yapım şirketinde oldukları için bütün yaz bir aradalarmış. Neslihan film çekimi için yokmuş. Kadir şu an Serra ile asla görüşmüyormuş. Sanırım Neslihan yasaklamış. Dini nikah olmadığını ve arkadaş olarak her gün beraber olduklarını söyledi.'' demişti.